Milliyetçi Hareket Partisi'nin ardından 27 Nisan İyi Parti için önemli bir tarih ve bu tarihte de yeniden genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı Meral Akşener. Peki bir ismi, bir kişiyi, bir adayı destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Onu da göreceğiz süreç içinde. Müsavat Dervişoğlu dün kameraların karşısındaydı ve aslında sözleri, cümleleri bayram günü mesaj veren Bahçeli'ye yönelikti. İyi Parti'yi kurda kuşa yem ettirmeyeceğiz dediği Müsavat Dervişoğlu. Ben Müsavat Dervişoğlu'yum. Verdiğim sözün arkasında olmakla tanınırım. İyi Parti Genel Başkanı olduğum takdirde İyi Parti'yi kurda kuşa yem ettirmeyeceğiz. İyi Parti'de genel başkan değişimi için geri sayım sürerken adaylığını açıklayan isimlerden Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, aralarında milletvekili ve parti yöneticilerinin de olduğu isimlerle geçti kamera karşısına. Olağanüstü kurultayımızda İyi Parti'mize yön tayin edecek tek bir irade vardır. O da İyi Parti'nin üst kurul delegelerinin iradesidir. Milletimizin bize vermiş olduğu mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 31 Mart seçim tablosunun ardından 27 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı aldı. Genel başkanlığa da aday olmayacağını açıkladı. Genel başkan adaylıklarını açıklayan Koray Aydın ve Tolga Akalın'ı sosyal medyada takipten çıkardı. İyi Parti'nin kuruluş harcındaki en fazla emek Sayın Meral Akşener. Sayın Genel Başkanımızın şayet gönlü benden yanaysa bundan gurur ve onur duyarım. Bayramda görüşürüz. Tamam, görüşmek üzere. Şu an için böyle bir kararım yok. O yüzden süreci gözlemliyorum. İyi Parti'de genel başkanlık yarışında şimdilik 4 aday var. Eski genel sekreter Antalya Milletvekili Uğur Poyraz henüz kararını vermedi. 27 Nisan'da yeni genel başkanla partinin yeni yol haritası merak konusu. İyi Parti tek adam rejimini tahkim edecek hiçbir değişikliğe olur vermeyecektir. Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. Bu parti birilerinin arka bahçesi ve oyun sahası değil. İyi Parti'ye hiç kimse istikamet çizemez. Müsavat Dervişoğlu, Akşener İyi Parti'nin başında kalmalı diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de tepki gösterdi. İyi Parti'de saatler 27 Nisan'daki olağanüstü kurultaya ayarlı.